Satranç.tv'den herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Dünya Kupası'nı uçuyoruz. Beyazlar Magnus Carlsen, siyahlar Andrei Sipenko. D4 at F6, C4 E6 ve at C3 D5. Carlsen'in sevdiği açılışlar sevgili arkadaşlar. G3 hamlesi geliyor burada Carlsen'den. Bu konumda benim en sevdiğim hamle G3 hamlesi. Fili çünkü bu uzun diagonalden geliştirmek oldukça mantıklı geliyor bana beyaz taşlarla oynarken. Fil B4 şah, bir tane araşağı, fil D2 ve fil E7. Evet, araşağıyla birlikte beyazlar filin D2'ye oynadığı için olur da siyahlar cebe sürerse D1'deki vezir D4'ü kontrol etmediği için ufak bir avantaj sağlayacak siyahlara. Fil G2 kısa rok. Kısa rok at B'deydi ve vezir B3. Burada C4 hamlesindeki piyonu korumak için vezir C2 gibi bir hamle tercih edilebilir. Alır D5 de olabilir ama çok mantıklı değil. Çünkü alır D5'ten sonra beyaz çok bir şey elde etmedi. Tabii ki böyle devam yolları var ama siyahın bir rahatsızlığı yok. Yani C6 oynayacak siyahlar. Kale E8, at F8, at G6 koyacak. Ya da atı E6'yı koyup oradan G6 at G7 koyuyorlar bazen. Genellikle D3'te fil varken bunu yapıyorlar. Çünkü fil F5 çıkıp buradaki bu çaprazdaki fil değişmek istiyorsunuz. Yani şu an çok gerek olmayabilir ama ana fikir şu an beyazın çok bir şey elde etmeyeceği olacaktı. Arkadaşlar at B'deydi diye şimdi vezir B3 oynamış. Carlsen at B6, C4'de baskı var ve C5 sürüşü. Arkadaşlar burada at E5 oynayıp C4'ü korumaya kalkarsanız siyahlar D alır C4 alır. At alır C4'de de bakın D4'ü koruyan bir şey olmadığı için D4'teki piyonu kaybediyorsunuz. O yüzden at E5 şu an oynanamıyor. Carlsen C5'i tercih etmiş. At C4'de de fil C3 oynamış. Tabii ki buradaki fil verilmeyecek. A1 H8 çaprazında önemli bir fil. Belki duruma göre bu fil H2 B8 çaprazına gidebilir. Sonuçta siyah kaleleri kontrol önemli bir fikir. Evet, siyahlar hemen B6 oynuyor. C5'teki ilerlemiş piyondan kurtulmak istiyor. Örnek veriyorum, C alır B6 alınırsa A alır B6. Hem bu fil rahat bir şekilde B7 ya da B6'ya gidecek. Hem A hattında kalenin önü açık hem de siyahlar uygun bir zamanda C5 sürecek ve 4 tane piyonla beyazın D4 karesinde yalnız kalmış piyonunu boğmaya çalışacak. Bu sebeple Carlsen tabii ki buna izin vermiyor ve C6 oynuyor. Enteresan bir hamle. Çoğumuzun cesaret etmeyeceği bir hamle. Çünkü C6 karesindeki piyon çok fazla ilerlediği için bunu korumak dert olabilir. Örnek veriyorum, mesela vezir E8 gibi bir hamle yapılabilir. C6'ya saldırmak için. Tabii vezir C8'e burada nezaretle korumak olmaz arkadaşlar. Yakışık kalmaz bu konuma. Basitçe çünkü siyahlar 6 ve 5 oynar. Onun yerine çok daha güzel bir hamlemiz var. AT5 ünlem. Hem burada C6'yı da koruyoruz hem C4'e saldırıyoruz. Olur da at alır C4 alınırsa D alır E5. At alır E5 alınırsa D alır E5. Bu hatta yer yok. At örnek veriyorum H5 karesine gitsin. Buna da arkadaşlar E4 gibi şık bir hamle var. Ne demiştim? Bu filin müsait bir zamanda önü açılabilirse çok kuvvetli bir fil haline geliyor. Bu sebeple E4 önemli. Bakın vezir C6 alamıyorsunuz. E alır D5. E alır D5 ve fil alır D5'ten sonra el sallıyorsunuz. A8'deki kale boşta sevgili dostlar. Evet, tüm bu sebeplerle bakın tüm bu mantık silsilesi sebebiyle burada Carlsen çekinmeden C6 oynuyor. Peki diyor Andrew, A5 oynuyor bu sefer. Ben diyor vezir kanından geleyim o zaman diyor. Filimi alttan geliştiririm. Belki B5 oynarım. Belki kale B8, kale B6 o şekilde piyona saldırırım. Yani bir yolunu bulurum şeklinde düşünüyor. Carlsen kolaysa bul tabii ki diyor. At BD2, C4'teki attan kurtulunması gerekiyor. Fil altı. At alır C4 ve fil alır C4. Siyahlar C4 karesine çok güçlü bir filini yerleştirmeyi başardı. Vezir C2, bakın beyaz E4 süremiyor. Siyahın E4'te bir kontrolü var. C4'teki fil de çok kuvvetli. Siyah için gayet güzel bir konum ve üzerine siyahlar burada A4 oynuyor. Beyazın B3 fikri de kesilmiş oldu. Çünkü siz eğer B3 oynarsanız arkadaşlar basitçe alır B3, alır B5'ten sonra siyahlar fil E5 gelebilir. Hem C6'ya saldırıyor hem B3'te zayıf bir piyon var hem de A hattında yeni bir baskı unsuru oluşturmaya başardı siyahlar. Yani beyazlarla siz E4 süreceksiniz. A hattıyla mı uğraşacaksınız? Zayıf piyonla mı uğraşacaksınız? E4 sürmekle mi uğraşacaksınız? Aynı anda bir sürü şey yapmaya çalışırsanız hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Bunu düşünüyor siyahlar. Vezir C2, A4 ve AT5 geliyor dünya şampiyonu C4'teki file saldırmak adına. Fil B5, şimdi kale F1 ve fil D6. Beyazlar da kendini geliştirmeye çalışıyor. Siyahlar da kendini geliştirmeye çalışıyor. Arkadaşlar fil D6 hamlesini isteyenler videoyu durdurup biraz düşünebilirler. Sizce Carlsen nasıl devam etmiş olabilir? Arkadaşlar Carlsen diyor ki kardeşim benim C3'teki filmin burada görevi bitti. Tamam E5'i kontrol ediyorum ama bu fil hem C hattını kapatıyor hem de ben daha etkin kullanmalıyım bu fil diyor ve fil D2 oynuyor. Artık vezir C6'yı da kontrolü. Ek olarak bu fil F4 ya da G5'te kullanılabilir. Arkadaşlar siyahlardan A3 hamlesi burayı zayıflatmak adına B3. Ve şimdi at E4. Evet, bu at E4 hamlesi üzerine bence konuşmamız lazım. Çok acil miydi? Öncelikle şunu söyleyelim. At E4'e
file saldırdığı için fili kaçarsak fil B4 gibi bir hamle var siyahlar tarafından. Yani sürekli siyahların saldırdığı bir konum. Mesela kale F1 ya da D1 oynayalım. Bu sefer de at D6 var. Çok güzel bir fikir. Çünkü D6'ya giden at şimdi F5'e gidecek ve E3 E4 kalesine saldıracak. Şimdi F5'e giden atı da şimdi fili kaçsak 4 zayıf. C1'e falan mı kaçacağız? Ne yapacağız yani? Fili cebimizde saklayacak halimiz yok. Hep bir problem yaşıyoruz. Bu sebeple burada at E4'e fili E4 almış Kasem. Ben uğraşamam kardeşim diyor ve buradaki filinden vazgeçiyor. Bence burada vezir E7 daha makul bir hamleydi bu arada. Çünkü oyunun orta kısmında kale arasındaki bağlantıyı kurmak bence önemli. Tabii ki at E8 oynayıp F6 süremiyoruz. Çünkü bakın örnek verelim. Kale D1 gibi bir hamleye at E8 F6 sürmeye çalışırsanız beyazın hep at D7 tehdit var. Ve buradaki kale düşüyor. O yüzden buradaki attan kurtulmak çok kolay değil ama yine de en azından biraz daha konumu hazırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Mesela burada belki F4 falan oynayabilir. Şeyi düşündüm. Acaba file 5 işte sonrasında vezir C5 falan olur mu diye ama adam ata da saldırıyor. Yani bir şekilde buradaki gerçi şey nasıl? Bir saniye vezir E7 kale D1 file 5 D5 at G4. E5'e saldırıyorum. F4'e de vezir C5 şah. Bence fena değil aslında arkadaşlar bu. Çünkü şöyle düşünelim. Vezir C5, BC5'ten sonra vezirler kesildi. 2 tane kale 2 fil var ama konum o kadar açık değil. Şimdi C6'ya da saldırıyor siyahlar. Bence çok kötü değil. Yani bu at H6'dan F5'e de gidebilir. Bence oynanabilir bir konum. At G4'de başka bir hamle var mı? Belki fil F4 falan. Gerçi buna G5 falan sürer miyiz? Süreriz gibime geliyor. G5 hiç üşenmem. Sürerim yani kardeşim. Bedava piyon. Nerede bulayım? Yolda bulsam bedava piyonu alırım yani. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar çok dağılmayalım. B3'e at E4 geldi. Siyahlar fil E4. Karsen açılmadı dedik. D E4. Ve burada Karsen'den enteresan bir fikir. Videoyu durdurup düşünün bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Karsen at D7 oynuyor. Ben bu piyonu C6 karesine süs olsun diye getirmedim diyor. At D7 F8'e saldırıyor. Şimdi F5 sürüşü geldi. Şimdi kale 8 gibi bir hamle yaparsanız arkadaşlar acı acı kaybetmek mi? Yoksa efendi kaybetmeyi göze alıp daha böyle dirençli oynamak mı? Şimdi burada yani kaliteyi vermeyip deyip kale 8 oynarsa vezir alır ötten sonra artık Karsen hem piyon kazandı hem C6'yı koruyor. Hem kale C1 de gelecek C6'yı koruyacak. Hem de bu veziri oynatıp E4 E5 de sürecek. Yani her taraftan üstün bir konumda kalacak beyazlar. Bunlarla uğraşmak istemiyor ve hemen F5 oynuyor E4'ü korumak için. Karsen okey o zaman diyor. At F8 alıyor. Vezir F8'e buradaki hamle çok önemli. Videoyu durdur bir kere daha düşünün derim. Arkadaşlar Karsen diyor ki D6'daki fil benim başıma bela alacak. Benim iki tane kalem var. Bana açık hat lazım. Ben hat açmam lazım. Aynı zamanda bakın bu fil başıma bela olacak diyor. Niye? Hemen düşünelim. Bakın H5 H4 sürüşü gelir. Bu vezir G6'ya geldikten sonra G3 karesine bir baskı olabilir. Hem bu fille hem bu vezirle hem de piyonla bir baskı olabilir. Yani bu fil başa bela alacak kardeşim. Yani bu filden ben kurtulmak istiyorum diyor. Şimdi fil F4'de kale 8 oynamış Andrei. Fil F4 direkt intihar arkadaşlar. Niye? Çünkü beyazın 2 tane kalesi varken tutup da siz G hattını kafanıza göre açamazsınız. Yani G alır F4 ne yapacaksınız? Ah adam şaş bir oynuyor. Kale G1 terk. G7'ye baskı var. Kale G3 kale G1 oynar. G6 oynasanız müsait bir zaman H4 de sürebilir. Yani bir sürü fikir var. G6'ını açmaya hiç gerek yok. Sevgili dostlar. Bu sebeple kale D8 alırsan al diyor. Karsen alırsan sen al diyor. File 5 oynuyor. Şimdi arkadaşlar file alır E5 tercih geldi. Bence bu da çok makul bir tercih değil. Çünkü file alır E5'e. D alır E5'ten sonra bakın D hattı açıldı bu sefer. Yani beyazda kale çifti var. Beyaz hep D hat, yani hat açmaya çalışıyor. Ve ona yardım etmenin bir mantığı yok. Diyeceksiniz ki kardeşim o zaman file 5'e ne oynayalım? Güzel soru. Belki H6 ile beklenebilir. Böyle bekleyelim abi. Kale A1. Mesela vezir F7. Ya da mesela belki de fil B4. Kale D1 vezir F7. Ben olsam böyle beklerdim. Yani bu kalelerle arkadaşlar uğraşılmaz. Hele 7. yatağa gelen nükleer füzeyle eşdeğer kaleyle ben hayatta uğraşmak istemem. Uykularımı kaçırır buradaki kale. Fil E5. Fil alır E5. Diye alır E5. H6. Yani arkadaşlar bakın burada D7 bağırıyor. Ben boşum. Bana doğru gel. Ve oyunu kazan diye bağırıyor D7 karesi. Karsen tabii ki bu bağırtıyı cevapsız bırakmayacak. Kale A1 hemen. Kale D1, kale D1 ve artık D7 karesi ele geçirilmek için bekliyor. Vezir B4. Arkadaşlar burada en iyi hamle kale D7 deyip oynarsanız size iyi akşamlar çeker Andrei. Çünkü vezir E1 şah var. Bakın şah G2'ydi, fil E2. Mat edeceğim derken mat olmayın aman diyeyim dikkat edin. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? D7'deki kaleyle kurtulasın sizi. Nasıl kurtaracak? Hadi bir tane şah çekelim şah H7. Vezir F1 mata çare yok. Böyle kaçmaya çalışırsanız fil G4. Buna gelirseniz G5 mat. H6'yı boşuna oynamadı siyahlar.
Ya da vezir, yani herhangi bir hamle yaparsanız da vezir fevri mat var. Yani dikkat etmek lazım. Öyle kafanıza göre 7. yatay boş. O zaman hemen 7. yatayı zıplayayım. Öyle bir mantık yok. Evet. Şah fevri oynuyor Karsen. Ne kadar dikkatli bir oyuncu olduğunu da görmüş oluyoruz bu hamleyle. Hani üstün konumda bile rakibin fırsatlarını vermeye çalışmıyor. Siyahlar onun oyunu karıştırmak için E3 oynuyor. F3 ve H5 konum karıştırmaya çalışan Andrei adım adım piyonları sürüyor. Karsen müsait zamanı bulduğu için hemen 7. yatayı iniyor. H4'e de kale C'yi de alıyor. Çünkü buradan bir mat çıkmayacağını düşünüyor. Ve H3. Evet, piyonlar biraz rahatsız edici duruyor ama arkadaşlar bu piyonlara destek olan birinci yatağa ulaşacak herhangi bir ağır taş, yani kaleye de vezir ulaşamıyorsa ki beyazların C2'deki veziri siyahın kaleye de vezirinin birinci yataya ulaşmasını engelliyor ki zaten siyahın kalesi yok. O zaman buradaki piyonlardan çok korkmamıza gerek yok arkadaşlar. Basitçe o yüzden H3'e kale D7 oynuyor Kaysen. Ve burada Andrei terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü fikir çok basit. Bu kaleyi ben diyor birinci yataya ineceğim. Her yeri savunacağım. Ve C altındaki piyonumu sürüp vezir çıkacağım. Ve oyunu kazanacağım diyor. Andrei de tabii bu fikri görüyor ve terk ediyor. Umarım keyif aldığınız bir oyun olmuştur. Bir süredir görüşemiyoruz. Bir sürü şey oldu. Belki bir sohbetlerini yaparız ya da ne bileyim video aralarında bahsederiz. Üniversite sınav sonuçları açıklanacakmış herhalde yakında. Herkese başarılar diliyorum. Umarım herkes gönlünce istediği yerlere girebilir. Sağlığınıza dikkat edin. 2 yaşım doldum bu arada ben. Umarım herkes olmuştur. Bilime güvenin. Tabii karşıtları olabiliyor. Yani bunun yani çözümü yok arkadaşlar. Yani bir sürü farklı hastalık var dünya tarihine baktığınız zaman da. Onu tek tek anlatmaya gerek yok. Yani bilime güvenmek zorundayız yani arkadaşlar. Bilim bizim için var. O yüzden umarım hızlı bir şekilde bu pandemi etkilenen hem ekonomik olarak, ekonomi de çok kötü durumda Türkiye ekonomisi biliyorsunuz. Oralara girsek zaten çıkamayız. Satranç TV kapatır, ekonomi TV açarız ama bir şekilde hani sağlık kontrolünü yapıp hızlı bir şekilde toparlanma yapabilmemiz için de hepimizin aşılarının olması biraz daha hani bağışıklık kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kendi düşüncelerimdir. Tekrar bunun altını çizmiş olayım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz ya da belki 2 ay sonra görüşürüz ama umarım yarın görüşürüz. Tekrar hoşça kalın.